Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. 9. sınıf kanalımızda bugün sizlerle 9. sınıf tarihte neler var bunları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz 9. sınıf tarihte çok önemli bir tarih böyle giriş yapacağız. Artık sizler için hani 8. sınıf ilk öğretim bitti. 9. sınıf oldukça zordur. Bütün derslerin böyle temel çatısının öğretildiği artık dip ayrıntısı da görebileceğiniz bir kısım burası. Bu yüzden çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yelken alacağız? Yelkenimizi nasıl açacağız? Ve ufuklarda bizi neler bekliyor? Hadi bakalım anlatalım. Şimdi öncelikle bu sene hangi konulardan sorumlu olacaksınız? Toplamda altı tane ünitemiz var. İlki tarih ve zaman olacak. Burada hani tarihin e, nasıl yaratıldığını, tarih bilimin temel özelliklerini ya, e, yaralandığı bilim dallarını işte zamanı, taksimi, e, takvimi bunları el alacağız ve tarih öğrenmenin faydalarını görmeye çalışacağız. İkinci ünitede artık insanların ilk dönemlerine bakacağız. Hani insanların ilk izlerini el alacağız, tarih öncesi çağlara bakacağız, yazının gelişim sürecine bakacağız, ilk medeniyetleri el alacağız ve e, medeniyetlerin ortaya çıkarmış olduğu nitelikler el alacak. O Orta Çağ'da dünyaya geldiğimiz zaman artık hani Orta Çağ dünyasında meydana gelen hususlar, gelişmeler, Orta Çağ dünyasının değerlendirilmesi esasları var burada. Dördüncü 4. geldiğimiz zaman artık İslam öncesi Türk tarihi, yani ilk ve orta çağlardaki Türk dünyasına bakacağız. Orta Asya'daki Türk izlerine, boylardan devlete konusuna, kayınver göçüne, ilk Türk devletlerine ve komşularını el alıp değerlendirmeye çalışacağız. Beşinci üniversiteye geldiğimiz zaman ise İslam medeniyetin doğuşuna artık İslam tarihi konuları bizim için önemli olacak. İşte Hazreti Peygamber'den önce Arabistan Yarımadası'nda neler vardı? İşte Hazreti Peygamber'in e, burada İslamiyet'i e, yaymasıyla beraber süreç. E, te, neler yaşandı. Dört halife dönemine, Emeviler, Abbasileri... ...ve bilim, İslam bilimine... E, ...bakmaya çalışacağız. Ve altıncı ünitemizde ise... ...Türklerin İslamiyet'i kabullenmesiyle beraber... E, ...gelişen o süreçte... ...ilk Türk İslam devletlerine bakarak... E, ...dokuzuncu sınıf konumumuzu... ...dokuzuncu sınıf ünitelerini tamamen bitirmiş... ...olacağız. Peki hocam... Tarih bizim için niçin için önemli? İki bağlamda önemli. Birincisi toplumsal sosyal hayatta, ikincisi sınavlarda. Önce toplumsal sosyal hayattan bahsedelim. Bir defa ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde duracağız burada. Temelinde ne vardır burada? Bizim... Ee biraz tarihsel kimlik oluşturmamızda hani bir millet ulus olduğumuzda bunları görmede oldukça önemli. Mesela İslam öncesi Türk tarihine bakacağız. Türk İslam tarihine bakacağız bu sene. Ve bunlarla beraber o şekillerden süreçte o milli bilinci oluşturmaya çalışacağız. Mensup olduğumuz toplum ve ülke içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için e, geçmişi bilmemiz önemli. E, geçmişi bilmemiz aynı zamanda bizim gelecek dairde bir takım fikirleri oluşturmamızda oldukça önemli olacaktır. Günümüzde olup bitenleri anlamak ve gelecek içinde akılcı planlar yapmak için de tarihsel süreci bilmemiz gerekiyor çünkü tarih eee ibarettir. Hani hatalar tekrar etmesin diye onlardan ders çıkarıp geleceğe bakmamız gerekiyor. E aynı zamanda tarihi olayların bugün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasın, tarihi gerçeklerin yorumlanmasına etkiler üzerinde bulacağız. Biz buna anakronizm diyeceğiz. Derslerimizde de bahsedeceğiz. Yani anakronizm nedir? İşte diyor ki zamanında kanun Sultan Süleyman niye işte Almanya seferine çıkarken e, işte arabayla, otomobille gitmemiş de niye e, atın üzerinde gitmiş? Yani bugünün gözüyle tarihe bakmamaya çalışacağız. Günün şartlarına göre değerlendireceğiz. Hani bu şekilde de bizde çok güzel bir toplumsal bilinç oluşacak. Peki sadece bize sosyal kültürel faaliyetim var? Hayır. Aynı zamanda sınavlarda da önemli. Bakın üniversite biliyorsunuz siz üniversite sınavına dört yıl sonra gireceksiniz. Tabii şu anki adı YKS belki o vakte kadar ismi değişebilir ama o sınavda şu an TYT ve AYT kısımları var. TYT'de beş tane tarih sorusu, AYT'de ise edebiyat sosyalde on, Sosyal 2'de 11 soru var. Yani toplamda siz 26 tane soru çözeceksiniz tarihten. Bu bakımdan çok önemli. Bizim bu sene size anlatacağımız konular yani tarih biliminden başlayarak e, Türk İslam tarihine gelen konulardan 3 veya 4 soru sınavda gelecek. 26 sorudan 4 hatta bazen 5 soru da olabilir burada. 4-5 soru inanılmaz bir sayı demek. Yani neredeyse %20'si, %15-20'si buradan geliyor. Bu yüzden sizin için temel bir çatı oluşturmada, ÖSYM mantığını anlamada oldukça çok önemli olacak. Dört yıl sonra geleceğiniz üniversite sınavı için size çok güzel bir temel çatı oluşturacağız. Bakın, bunu bir apartman gibi düşünün tamam mı? Dört katlı bir bina yapacaksınız. Biz şu an birinci katının temellerini atacağız. Sen burada temellerini ne kadar sağlam atarsan, ondan sonra ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıftaki e, hani düzeyini ona göre belirlersin. Temel çok önemli. Önce temelleri çok sağlam atacağız ki dört sene sonra hani hiç böyle zaman kaybetmeden çok güzel bir üniversiteye çok güzel bir şekilde gitmenizi sağlayacağız. Bu bakımdan da elimizden ne geliyorsa sizlere vermeye çalışacağız. Unutmayalım. Peki siz bizden ne bekliyorsunuz? Bu sene Tonguç Dokunuz'un videolarında neler istersiniz? Bunları mutlaka yorum kısmına yazın. Biz bunları değerlendirelim ve sizlerle e, bunları dönem bir yapalım. Hadi bakalım. Çok güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinize çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. kalın. <laughs>